Radyocular tam anlamıyla rockstar oldular. Öyle miyiz? Öyle tabii ki. <laughs> e, kahvemiz, pardon kısır getirecektim şimdi ona da. <laughs> <laughs> Dişlerinde kısırlar, maydanozlar. <laughs> maydanozlar. Koptum bayağı, pardon. Köpek var biliyorsun evde. Evet. O gürültüyü duyduğu anda dans. <laughs> Parti evde. Herkes bütün apartman kalkmalı. Merhaba. Bizim zamanımızda bu hafta çok özel bir konuğumuz var. Müzik severlerin çok yakından tanıdığı e, ve tam anlamıyla ikon olan bir konuğumuz var. 20 senedir e, müzik severlere tam anlamıyla yol arkadaşı olan Radyo Eksen'in yayın yönetmeni ve sabahlarımızın e, yol arkadaşı <laughs> Gülşah Güray bizimle birlikte. Hoş geldin Gülşah. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim bütün söylediklerin için ayrıca. E, vallahi senin şarkılarınla e, sabahlarımız coştu. O yüzden biz teşekkür ederiz. <laughs> Bilmediğimiz birçok şarkıyı Gülşah'tan öğrendik ki o zamanda şazam gibi bir e, şeyimiz Aracı de yoktu, yoktu, aracımız da yoktu. E, ve gerçekten şeyi hatırlıyorum ben. E, Not alırdım hangi saatte hmm. ne zaman çaldı hmm. bu şarkı. Şarkının sözlerini falan böyle çıkarmaya çalışırdım. Hmm. Sonra bir şekilde ya hani radyo eksene ulaşıp ya da hani başkalarına sorup bu şarkı neymiş dediğimi çok iyi hatırlıyorum. E, Sayende artık çok daha iyi bir Spotify listemiz var <gülüyor> <gülüyor> e, Şimdi aslında dijital dünyanın e, radyoları nasıl etkilediğine gideceğim ama olur da belki arada seni tanımayanlar vardır. tabi hmm. e, Tabii. Onlar için kendini birazcık anlatabilirsen. Tabii e, 20 sene oldu ben Radyo Eksen'e başlayalı. E, stajyer olarak girmiştim orada. Şimdi yayın yönetmeniyim. Aynı zamanda sabahları program yapıyorum ve bundan çok büyük bir keyif alıyorum. 20 sene önce Radyo Televizyon Sinemadan mezun olmuş bir Gülşah'tı. O zaman <laughs> iş bulamayan bir Gülşah'tı. Çünkü kimse bulamıyordu. Yine böyle bir kriz vardı. E, fakat ben evde oturup duvarlara bakacağım ama yani öyle çok moralim bozulmuştu çünkü radyo televizyon sinema mezunuydum ve bize aslında anlatılan radyo televizyon sinemadan mez mezun olduktan sonra hemen iş bulabileceğimiz Kiyos dönemde gibi bir e yönlendirme vardı değil mi öyle bir şey yok her neyse sonra ben bir şekilde radyo eksene girdim. Barbaros Devecioğlu sen hala iş bulamadın mı diyerek beni aldı. Giriş o giriş 20 senedir radyo eksendeyim. Çeşitli stüdyolar ve çeşitli binalar değiştirmiş olmamıza rağmen hala eksende. Ama arada bir kent efem de var yanlış hatırlamıyorsam. Kent efem staj olarak girdiğim bir ha, dönemim var. Tabii. Çok çok kısa bir dönem ama radyoyla nerede tanıştım dersen eğer dinleme dışında Hı -hı. içinde bir bulunduğum evet kent efemde ilk. İlk kent evamla başladığımı söyleyebilirim. Kaybedenler kulübünde oradaki header olarak işe girmiştim. Daha doğrusu ben header olarak girdiğimi bilmiyordum. Orada içeride ilk Kaybedenler kulübünde işte telefonlara alo diye bakarken <laughs> içeriden header diye bağırmışlıktan. Acaba header ne demek diye ben evet, de telefonla bakırsan... soracağım bilmeyenler için onu söylerim. Kaybedenler nedir? kulübünü eminim ki birçok kişi izlemiştir. İzlemeyenler için zamanında böyle kült olmuştu. radyo programlarından biriydi ve bu radyo programını yapan iki kişi Mete Avunduk ve Kaan. Onların... Çok saygılar buradan <laughs> Mete ile Kaan'a. Onların programıydı ve ben de e, sabahları okula gittiğim için akşamları staj yapmam ve zorunlu stajdı bu. Radyo, televizyon, sinemada okuyunca hala öyledir diye tahmin ediyorum. Hala böyle mailler geliyor çünkü bize çalışabilir miyiz, stajımızı yapabilir miyiz diye. Bir televizyonda bir de radyoda staj yapmak zorundaydı. Yani i̇şte ben radyo stajımı ben radyoya girip de böyle sıkılmak istemiyorum. Gerçekten eğlenmek istiyorum diye e, bitirmiştim cümlemi ve orada da Kent Efem neyse ki e, hayatını da girmişti. Evet. <laughs> Öyle başladı yani. E, peki e, başta söylediğim gibi dijital dünya, işte dijital radyolar, e, streaming servisleri hmm. radyoları öldürecek e, denirken bir anda aslında şimdi radyocular tam anlamıyla rockstar oldular. Öyle miyiz? Öylesiniz <laughs> tabii ki. Siz her zaman gördüğünüzün rockstarısınız ama. Sağ olun efendim. <laughs> Öyle deniyor. Ben de her zaman aynı şeyi söylüyorum. Burada e, streaming servislerini, servislerini ya da herhangi başka dijital platformdaki bir aracıyı yok görmemek yani gerekiyor ve onunla birlikte yürümek gerekiyor. Böylece sen de ilerleyebiliyorsun aslında. Yani teknolojiyi eğer sırtını dönersen orada her şekilde bittiğin nokta oluyor. Biz de bir şekilde beraber yürümek istiyoruz. Radyo Eksane'de bunu elimizden geldiği kadar. Ben de faydalanıyorum. Yani ben de birçok şeyi oradan keşfediyorum. Yeri geldiği zaman listelerimi paylaşıyorum. Hani böyle bir şey yok asla. Aman kimse dinlemesin onu diye bir şey yapamazsınız. Kimsenin de bunu özgürlüğünü elinden alamazsınız. İsteyen istediğini tabii ki dinler. Radyonun şeyi başka. <laughs> tabii. Belki sorarsın diye söylemiyorum oradan. Lafa geçmedim. <laughs> Devam etmedim. İşte yani işin zor kısmı bu haftanın zor kısmı bu. Zaten işi çok daha iyi bilen... Estağfurullah e, Yani Türkiye'nin en iyi sohbet edebilen insanlarından biriyle <laughs> konuşmaya çalışıyorum şu anda. Estağfurullah. Çok keyifli. Hiç şey değil. Ben susmuyorum. Sen beni soru soracağım. Sus diye şey yaparsın. Peki tamam <laughs> soracağım. Susar mısın? <laughs> Susarım <sanki>. tabii. Pardon. <laughs> ee, peki Gülşah şu anda Türkiye'deki müzik sektörünü nasıl buluyorsun? Yani inanılmaz bir genç... Ee, müzisyen bombardımanı var ve harika işler çıkarıyorlar hmm. diye görüyorum ben. Hmm. Ama sen daha e, işin içinde olan kişi olarak nasıl değerlendiriyorsun? Burada bir kere Hakan Tamar'a sevgilerimi, saygılarımı yollamak isterim. Çünkü Hakan Tamar'ın bizim radyoya kattığı genç yetenekler, gruplar azımsanmayacak kadar gerçekten çok. Yenilerin hepsini çok güzel bir şekilde içlerinden böyle cımbızla çıkartıyor ve onları radyosunda kendi programında daha doğrusu radyosunda değil. Kendi programında yer veriyor ve bizlere de tanıtıyor. Ben de o şekilde aslında daha çok Hakan Tamar'ın programıyla öğrendiğimi söyleyebilirim. Hem cumartesi pazar sabahları yayınlanan programında Radyo Eksen'de hem de mod programında. Buradan öğreniyorum ve hani gerçekten çok çok iyi işler yapan müzisyenlerin olduğunu Mesela en son Sapan grubundan tanıdığımız Baykal Adanın bir tane şarkısını kendisi göndermişti bana. İnanamadım. Fransızca yani yarı Fransız olduğu için kendini öyle daha iyi ifade edebildiğini düşündüğüm için tabii ona söz düşer de çok çok iyi bir şarkı. Mesela en son bu vardı. Her gün yeni bir güzellikle birbirinin aynısı müzikler ve sesler de duyuyoruz. Evet bu ama Muhakkak yani yıllardır var olan bir şey. Bu dünyada yeni olan, olan bir şey, bir şey ama. değil. Evet aynen. Yeni olan bir şey ama çok iyi çok özgün çok kendine has Gaye gibi mesela işte Kalben gibi çok iyiler de var. Onlar artık yeni değil tabii onlar artık es, eski oldum. orta <gülüyor> orta <gülüyor> ama çok seviyoruz tabii. Çok. E ee, burada Hakan'ın kendi plak şirketi de var artık açtı. Tamar Records. Evet, yıllardır hayaliydi açtı sonunda. Canım benim, çok iyi oldu. Başarılar diliyorum ona evet. da. <laughs> evet. Bir yandan da e, aslında yine sosyal medyanın ve yine streaming servislerinin çok etkisi oldu diye düşünüyorum. Türk müzisyenlerin e, genç genç müzisyenlerle ilgili çok katkıları oldu. Çünkü işte atıyorum mesela Atiye filmin e, dizisinde, Netflix yapımı olan Atiye'de e, Motitap'tan tanıdığımız Sertac Özgümüş e, müzikleri yaptı. Ve e, hakikaten onda da şazamlama ihtiyacı duyduğumuz Hı -hı. şarkılar var. Ee, ya da işte e, Biz Böyleyiz filminde Nili imzası var. Simge Pınar çok severim. Onun hmm. e, şarkısı var. Hmm. E, onların da çok katkısı oldu ve artık hani hep aynı isimler, hep aynı ritimler Evet. Dışına çıkılmaya başlandı Çok sanki. Doğru söylüyorsun. Bence de geçen gün Murat Hambugan da radyoda bir tane röportaj yapmıştık. Orada kendisi de e, ne kadar hani farklı müzisyenleri takip ettiğini görünce bunun da dijital platformlar sayesinde olduğunu kendisi de belirtince e, bunu artık yani herkese ulaşabileceği için kullanmamak az önce söylediğim gibi yanlış olur. Başka bir şey diyecektim ama yanlış olur diye. <laughs> <laughs> efendi gibi. Yoksa böyle hani sohbet ediyormuşuz. Evine gelmişim de sohbet ediyormuş gibi. Çok güzel, teşekkür ederim. Eee, kahvemiz... Pardon, kısır getirecektim şimdi ona <laughs> Dişlerimde kısırlar, maydanozlar. Sonra? <laughs> <Maydanozlar. gülüyor> Ay biliyor musun? Eee, bu arada... bayağı. Pardon, çok özür dilerim. <laughs> e, birazcık da konserlerden bahsedelim istiyorum Tabii. aslında. E, Senelerdir aynı şeyler konuşuluyor hani bir dönem çok yükseldi, Evet ee, muhteşem konserler olmaya Hı -hı. başladı, sonra tabii ki dünyadaki ve ülkemizdeki olaylar araya girdi falan derken şimdi yeniden bir hareketlenme var ama yine baktığımız zaman böyle hani çok beklediğimiz baba gruplar hala daha bir mesafeli duruyorlar Türkiye'ye atıyorum hani Pearl Jam bu yaz inanılmaz büyük bir e, Avrupa turnesine çıkıyor, dibimize kadar geliyor evet. ve fakat Türkiye'ye getiremiyoruz. Pearl Jam konusunda bir şey var, onu ben de anlamıyorum. Biz yıllar önce Xenon Ferry yaparken yine Pearl e gelir misiniz diye yaparız, her şeyi hazır. Yani şeylerini katlayacağız gidip, fanelerini katlayacağız, yani o kadar hazırız. Bavula koyup, tutup getireceğiz. Hayır mesela, no turkey, bu kadar netler. O konuda başka bir şey var bence yani hani bu bahsettiğim de seneler evvel yapılan bir yaz yazışma. Ama e, bu sene çok iyi gruplar eğer bir aksilik olmazsa ama pozitif düşünüyoruz. Bir aksilik olmayacak ve çok iyi gruplar duyduğum kadarıyla söyleyemiyorum maalesef. Çünkü böyle sakın söyleme diye böyle gözlerini kocaman açıp da sır olarak veriyorlar. Ama benimle birlikte 500 daha kişiye de verdilerse belki zaten dinleyiciler, izleyiciler pardon biliyordur. Ama çok iyi gruplar geliyor bu sene. Ee, şu an e, gül şahit notu ediyoruz ve öğreniyoruz her şeyi. <laughs> Sadece dün akşam sen Instagram'da şeyi paylaştın Nikkei. Nikkei. Onu o bir dinleyicimiz mi? yolladı. Bilmiyorum. 2021'den bahsediyor bu arada. Ha. Ee, bir dinleyicimiz yolladı. Yüksek ihtimalle o Red Hand Files diye soru cevap yaptığı bir internet sitesinin Nick ve ona gelmiş olan bir cevap. Ben de böyle hani doğruluğunu araştırarak ilerleyemeyeceğim için çünkü bayağı şahsi olarak yazılmış bir mesaj aslında o. Ee, o dinleyicimizin verdiği, gönderdiği mesaj doğru otusunda hani bakın böyle haber değeri var. Evet kesinlikle. Eee yani. dün akşam Gülşen paylaştığı storyde Instagram stories'inde eee Nick bir dinleyicisinin Nick Cave'le bir işte yazışması var, var Gülşen bahsettiği gibi ve ...İstanbul'a tekrar geleceğini söylüyor. Hatta o kişiye biletin hazır gibi bir şey de söylemiş. Evet. Çok bir kıskandım yani. Ben şöyle bir şey anladım. Yani seni izlemek için ta nerelere geliyorum. Evet. E, ama gel, geliyorum ama bilet bulamadım gibi bir şey galiba bir konuş Çünkü sorunun ne olduğunu görmüyoruz. Sadece cevabı görüyoruz. Fakat 2018'deki konser kadar harika olacağını e, iddia ettiği ve eminim ki olacaktır. <laughs> e, bir yazışma geçmiş aralarında Nick Cave ile sevgili dinleyicimizin. <laughs> Peki Instagram demişken. Burada evet yani iki ile aralarında bir yazışma geçmiş yani o böyle sürreal bir şey olarak kalıyor orada değil mi hani evet. sonsuz. <laughs> evet o şeyi var mesela biz yıllar yıllar evvel ilk defa Türkiye'ye geleceğiz sene. Gerçekten hatırlamıyorum senesini ama arkasından P.J. falan böyle çıktığı o açık havanın muhteşem İKSV'nin Jazz Festivali kapsamında geldikleri sene ilk defa geliyorlar ve biz de bir röportaj yapacağız. Barbaros Tevecioğlu röportajı yapacak. Bunu birkaç yerde anlattım ama o kadar güzel bir hikaye ki Barbaros telefon açıp alo alo Nick Cave demişliği var <laughs> ve Nick Cave'in hello <laughs> efendim buyurun orada anlatıp işte mesela şunu söylediği var ee, siz radyonuzda benim şarkılarımı mı çalıyorsunuz? İnanamadı. Mesela e, tabii ki çalıyoruz. İngiltere'de çalmıyorlar çünkü de o yüzden böyle hani şaşırdım demişti. İngiltere ne ki ne ya? Yani Ama o zaman <laughs> Beşimi çalıyorlardır bilmiyorum olay Çalıyorlardı. yani, yani. Çünkü radyolar da çok e, alternatifleri tabii. var artık hani eskisi gibi değil. Evet, aynen ee, öyle. Belki asla eskisinden daha az ama e, daha kaliteli mi diyebiliriz? Şöyle mesela biz eksen için konuşacak olursak eskiden daha e, kenarları olan müzikler Re çalıyorduk. Şöyle söyleyeyim, e, mesela şunu na evrildi aslında? Ya yani alternatif müzik dediğiniz şey, onları dinleyenler zaten hani belli bir sınırda olduğu için onu ayır, bunu bu tarafa çek, işte ben böyle üçgen çalıyorum demenin bir anlamı yok. Yani onu bütün daireyi içine alarak çalmak daha mantıklı. O yüzden böyle herkesi memnun etmeye çalışıyoruz. Ya bazı şarkıları bazı dinleyicilerimiz bilmiyor olabilir ya da sevmiyor olabilir ya da türleri ayırıyor olabilirler ama bizim amacımız bu. Yani bütün türler olsun alternatif müzikle alakalı bütün türler olsun ve onların içerisinde e, biz de müzik hayatımıza devam edelim. Ya her şeyin güzeli var yani tür ayırt etmek sizin bence iyi olanı dinlemek bence önemli olan. Kesinlikle. Bir yandan da alternatif müzik dediğimizde artık sanki gerçekten öyle underground müzik diye bir şey kalmadı gibi hissediyorum. Ben çok dışarıdan bakarak hmm. bir, sıradan bir dinleyici olarak söylüyorum bunu ama doğru mu yoksa... ...çünkü çok kolay bir şekilde popülerleşme imkanı var artık her şeyin. E, tabii şimdi bu çok meşhurlar hatırnak içerisinde baktığınız zaman kolay tüketilebilir müzikler olduğunu... ...ya da öyle malzeme verdiklerine. E, hikayeler uydurduklarını görüyorsunuz ama bu içine girdiğiniz zaman gerçekten böyle kalın bir kitap okuyacağını sadece internette çıkan böyle küçük aforizmaları okuyarak böyle hayatın anlamını çözmeye çalışmanın aslında pek de değerli olmadığını ve iki gün sonra unutulacağını tam o hikayeyi çünkü anlamıyorsunuz ya o yüzden böyle daha derin şarkılar daha kalın kitaplar ya da filmler izleyerek yani film böyle beslenerek ilerlemek hı hı. daha mantıklı olacaktır. O şarkılar nereye kadar ilerler bilmiyorum. Belki de çok ilerleyecek. Ben yanlış düşünüyorum. Belki ben yanlış gemideyim bilmiyorum. Şimdiye kadar öyle olmadı ama. Yani bundan sonra öyle olacaksa da gerçekten büyük bir değişiklik olacak demek olur. Evet her şeyin kalitesi yani öyle pop da yapıyorsan biz karşı değiliz. Tabii ki popun da kalitesi. Tabii ki her zaman severiz dinleriz yapsın yapılsın dinleyelim. <laughs> Derken deme akılını açıyormuşuz şurada değil <laughs> <laughs> Olabilir. Niye olmasın? <laughs> Peki, e, Instagram'ın e, senin hayatında e, radyocuların özelinde ya da evet. etkisi ne oldu? Çünkü hani tamamen e, sesten ibaret ve gizemli bir sesten ibaretken evet. radyocular... ...şu an e, hayatınızı bizimle paylaşıyorsunuz ve e, birçok e, insanla olduğu gibi hiç acımasızca istedikleri her şeyi söyleme ya da sorma hakkı bulabiliyor dinleyiciler artık. Evet. Ama ben böyle acımasız eleştirileri yani yaralayıcı olmayacağı bir raddede tutarak bu eleştirilere açığım Çünkü hep çok iyisin, çok iyisin, çok iyisin, harikasın, muhteşemsin denildikten sonra bir yerde çünkü senin ilerleyeceğin bir yer kalmadığını hissediyorsun. Ben kendimi daha nasıl geliştirebilirim ya da daha nasıl farklı bir şey yapabilirime geçebiliriz. Ama Instagram'a geçecek olursak da insanların o radyoda duydukları sesin yüzünü görüyor olması yani gerçek hayatta nasıl bir insanmış bu diye bakmaları o radyonun büyülü dünyasını birazcık aralıyor evet ama beri yandan da insanların bu devirde bunu da görüyor olmaları bana çok tuhaf gelmiyor. Her şey çok daha açık Her şey şu. daha açık çünkü. Evet neden olmasın yani bana eğer birisi mesaj yollamak istiyorsa yollasın. ya Ve hani onu tartışalım gerekiyorsa ya da sorusu varsa cevaplayayım. Bu o samimiyetle alakalı bir şey bence. Ne kadar samimi olduğumuzu zaten radyo eksen dinleyenleri biliyordur. Ee, bunu bunun yüzden ben de hani bir şey görmüyorum. İlk başta böyle ay Instagram'a hiç uğraşamam <laughs> diye böyle bayağı bir geride durmuştum ama sonra... İşte dedim ya teknolojiyi böyle bıraktığın anda sen çok geride kalıyorsun. Evet. Onun peşinden gidiyor olman lazım neyse o. kendine uydurarak, kendi üzerine düzgün giyerek bunu yapıyor Halk. olman gerekiyor. Peki Instagram'dan önce şimdi neredeyse her sabah işte hani paylaşıyoruz. E, işte şuradayım, buradayım Hı. falan gibisinden. Instagram'dan önce sabahın yedisinde sen programa başlamak için beş buçukta uyuyup gidiyorsun. Evet, evet. Karanlıkta yola çıkıyorsun. Ya hakikaten şeyi bazen çok merak ediyorum Zamanla pijama ile gittiğin oldu mu hiç? <laughs> ya şimdi bunu yapamıyorsun çünkü paylaşıyorsun her şeyi. Evet, yok ama... sabahları pek paylaşmıyorum ama bazen pijama değil ama hani neye giydiğimi görmeden gittiğim oluyor. Ve belli bir süre ilk başlarda öyleydi. Belli bir süredir de akşamdan mutlaka hazırlıyorum ne giyeceğim ya. Yani belli bir süre dedim ya yaklaşık bir 15 senedir falan akşamdan hazırlıyorum ne giyeceğimi. Şeyine kadar yani çorabına çantamın asıldığı yere kadar ki öyle kimseye şey gürültü yapmadan çıkıyor olmam lazım. Bir de köpek var biliyorsun evde evet. o gürültüyü duyduğu anda dans parti <laughs> evde herkes bütün apartman kalkmalı. O yüzden böyle yuh diye Parmak çıkıyorum. Uçumda. Evet. Ee, şimdi Gülşah Instagram'dan takip edenler ya da hani bir şekilde e, takip edenler biliyordur. Gülşah çok tatlı bir oğlu var. E, bir kedisi ve köpeği var. E, köpeğimiz de yeni. yeni çok yeni tatlı geldi kendisi. Evet aileye yeni katıldı. <laughs> Evlat edindik. <laughs> Bu hani e, söyledin gerçi ama yine de sormak istiyorum o gizemi e, senin açından da izleyicilerin de din pardon dinleyicilerin de artık görüyorsun kim olduklarını hani daha önceden e, en fazla e-mail aracılığıyla Tabii. mektuplarla telefonla evet. e, bildiğin kişilerde e, onlar artık senin aileni biliyorlar e, işte hani köpeğin nasıl diye sorabiliyorlar sorabileyorlar evet, evet. e, bu, bu senin dinleyicilerle olan ilişkini nasıl değiştirdi peki e, şöyle bir şey oldu mesela <laughs> çok konu. Geçen gün e, parkta işte Laika köpeği gezdiriyoruz ama köpeğin maalesef çok kötü bir huyu var. Yani bütün hepsinde vardır belki ama yoldaki her şeyi ağzına alıyor. Yani ne bulursa <laughs> ve zehirlenecek kötü bir şey yiyecektiği çok korkuyorum gerçekten. O yüzden böyle evhamlı bir anne edasıyla böyle ver onu diye ciyak çığlık kavga ediyoruz parkta. Herkesin olduğu bir pazar ya da yani cumartesilerden bahsediyoruz bu arada evet. yani. Tabii böyle ben hani çıkmışım <laughs> parkta köpeğin ağzından bir şeyler almaya çalışıyorum. ve tabii ki vermiyor ve ben yerlerde sürünüyorum. Toprakların içinde böyle saçımda şeyler, çimenlerle köpeğin ağzından. Çünkü kemik falan bırakıyorlar oraya sokak köpekleri için ve onun da boğazına takılıyor şapşik Yani onu almaya çalışıyorum. Gülşah Hanım diye böyle birisi geldi. <laughs> ben de böyle çimenlerle efendim diye. Sabahları çok seviyoruz dinliyoruz. İyi oldu beni böyle gördünüz <laughs> o zaman sabahları artık bir şey dinlemezsiniz herhalde. Ama o zaman bir yardım ederseniz şu köpeğin ağzından alalım o. <laughs> Kemik mi yedi, zeytin mi yedi? Sakız falan yiyor ya. Ya, ya yani bebek köpek o yüzden hani çok normal de o hiç geçmiyor. Ya Uzun ya deme. Süre uğraşacaksın deme ya. onunla maalesef çok fena. Tamam hazır bunu konuşmuşken aslında hiç konumuz değildi ama açılmışken e, köpek sahiplen Med'den de Hı. bahsedelim istersen yani. E, çünkü uzun süre köpek almak istediniz siz evet. ve en sonunda sahiplenmeye karar verdiniz. Evet. E, Sarp, Sarp Rakne çok yardımcı oldu. Evet. E, satın almaktansa sahiplenmenin güzelliğini senden dinleyebilirsek şahane olur bence. Evet tabii çok güzel. E, şöyle biz Kadıköy tarafına oturduğumuz için zaten orada yok öyle hani hala yok diye biliyorum yani girdiğim... E, ...dükkanlarda görmüyorum ama e, bizim sahiplendiğimiz Laika, annesi ve üç kardeşiyle birlikte e, sokağa atılmıştı. Ve onu kurtaranlardan biz de aldığımızda, onun e, yani... ...bilmiyorum ama hani nasıl anlatılır, daha önce hiç köpek sahiplenmedim, daha önce hiç köpek de bakmadım, ben hep kedi, kedi insanıydım. E, ama oğlum çok istediği için... ...ben de bana almamışlardı zamanında, ben seni öyle büyütmeyeceğim yavrum, <laughs> anayım. <ben>. anayım. <laughs> Ve yapacağız bunu tamam neyse hadi diyerek aldık sahiplendik. Sarpa işte çok fazla işte biz böyle bir şey yapmak istiyoruz ama ev çok küçük. Kedi var öyle var böyle var diye bir sürü işte ee, dil döktükten sonra... ...bak Gülşah hani böyle bir yavru var sahiplendirmek istiyoruz ister misiniz dedi ve biz de evet. Zormuş bu arada bana dediler bak yavru bakmak çok zor dediler. Bakarız ne olacak diyordum. <laughs> zor ama çok tatlı o kadar tatlı ki... İşte böyle deliriyor, deliriyor, deliriyor sonra bir week yapıyor tam bitiyor orada çok tatlısın çok tatlı. Ya o bir sene içerisinde evet. e, muhteşem bir şey olacak. Öyle gerçekten. bir de pozitif eğitim alıyor bu arada yani bağırmak yok like bırakır mısın lütfen. <gülüyor> 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 evet tamam bir raksar <laughs> ama insan <laughs> ama insan <laughs> <ve ana>. <gülüyor> evet abi ana evet. Gülşah geldiğin için çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Çok sağ ol. Benim için de çok keyifliydi. Burada Gülşah'da çok daha uzun bir röportajımız olacak. Onu da yazılı olarak yine T24'te haftalıkta okuyabilirsiniz. Seni dinlemeye devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Sabahlarını bize ayırdığın için de çok teşekkürler ben tekrar. çok teşekkür ederim. Sağ olun. Haftaya görüşmek üzere.